Değerli arkadaşlar, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi 15 kadar genç İzmir'de liman ziyareti yapan bir Amerikan savaş gemisinden çıkan Amerikalı askerlerden birinin başına çuval geçirdi. 4-5 Amerikalı asker onlara müdahale etmeye kalktı. İşte onlarla bir itiş kakış. Sonra polis geldi doğal olarak ve 15 kadar genç... ...gözaltına alındı. Bunlardan 5'i serbest bırakıldı. onu tutuklandı. E şimdi tabi... E, ...bu... E, ...kamuoyunda tartışılan bir kimliği kazanmış durumda. Öncelikle... E, ...Amerika Birleşik Devletleri... ...ve özellikle Amerikan... emperyalizminin Doğu Akdeniz'de... E, ...Yunan... ...Rum ve İsrail... ...ittifakıyla birlikte... ...Türkiye'ye karşı çevirdiği dolaplara... Suriye-Irak hattındaki PKK ittifakına nasıl ters bir adam olduğumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bundan da gurur duyuyorum. Benim kadar da net bir şekilde bunları söylemi söyleyen adam az. Ee, ne yazık ki insanlar bir, bir takım beklentilerle belki de e, lafları yuvarlamayı tercih ediyorlar. Geçelim. Konu biz değiliz. Konu Amerikan emperyalizmi ise bu gençlerin yaptığı eylemin ne kadar anti-imperyalist olup olmadığını bilemedim. Çünkü hep şunu söylüyorum, hep şunu söylüyorum. Anti-imperyalist mücadele 20. yüzyıl metotlarıyla 21. yüzyılda yapılacak bir hikaye değildir. 20. yüzyıl Che şey, Guevara'lar, deniz gezmişler falan hepsini saygıyla anlıyorum. Yani küçümseyerek konuşmuyorum. Sakın yanlış anlamayın. Veyahut İslam coğrafyasından ortaya çıkmış birçok direnişçi. Ama o, o günün şartlarında silah, dağ, tepe, kır gerillası, şehir gerillası falan. Fakat şimdi 21. yüzyılda önce akıl. Yani mesele neyse iyi teşhis ve o meselenin iyi tedavisi. Bizim Murat Yetkin e, bu konuyla ilgili yayınında veya haberinde şöyle demiş. Karl Marx der ki demiş, tarihi olaylar ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak tekrarlanır. Üç aşağı beş yukarı doğrudur. Yani birincisinde trajedi veya dram olarak yaşanılan bir olay eğer birebir tekrarlanmaya çalışılırsa tarih içinde biraz işin tadı kaçabilir. Mesela... 1968'de Dolma Bahçede biz daha o zaman 12-13 yaşında çocuklardık. İşte Deniz Gezmiş, Harun Karadeniz, Mahir Çayan falan gibi bizim bir ön yet, 68 kuşağı diye adlandırılan biz 78 kuşağıyız. O o abilerimiz e, Amerikan 6. filo Shangri-La bir hatırladığım kadarıyla uçak gemisi gelmişti. Bir zamanlar İstanbul'a kadar gelirdi o uçak gemileri. Şimdi Allah'a çok şükür çok gelmiyorlar. O uçak gemisinden inen Amerikalıları bir güzel dolma bahçeden aşağıya döktüler. Ama toplum polisi falan hatta işte Nevzat Demircioğlu o şeyde ölmüştü. Yani o olaylar sürecinde bir öğrenci lideri olarak. Geçelim. Ama o olay o olay 1968'de Amerikan 6. filo askerlerinin İstanbul'un dolma bahçesinden denize dökülmesi olayı bir siyasi jeopolitik gelişmenin başlangıç noktasıydı. O nedenle Marx'ın dediği gibi önemliydi, trajikti. Ama aradan geçen 60 yıl sonra birçok şey değiştikten sonra Süleymaniye'de Bizim şerefli ordumuzun subaylarına özel kuvvetler grubumuza çuval geçirilmesini bu şekliyle protesto etmek başka bir hikaye. Yani bu maksadı yakalayabilen bir şey değil. Neyle yakalayabiliriz? Her şeyi çok iyi sergileyip zamanında reaksiyon vererek. Bakın o Amerikalı askerler TCG Anadolu'yla 13-17 Ağustos arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmış olan USS Wasp gemisinden çıkmıştı. Bunu amfibi hücum gemisi. Hatta aynı tatbikatta bizim TCG Gökova fırkateynimiz ve USS Oak Hill amfibi savaş gemisi de katılmıştı Amerikalılarda. Amerikan gemilerinin burada olma nedeni Türkiye ile tatbikat yapmak değil. Madde 1. Burada olma nedeni İran'a karşı gövde gösterisi yapıyorlar. Sakın İsrail'i vurma hepimiz tepene bineceğiz diyorlar. Biz o gemilerle biz o gemilerle açıklamaktan sakınca duyduğumuz bir tatbikat yapınca ve ben bunu burada açıklayınca bekledik ki bekledim ki Türkiye'nin ana akım medyasından birileri çıkıp arkadaş orada ne yapıyorsunuz siz falan demesi lazım. İşte esas antemperyalist mücadele orada başlıyor. Eğer bunu sormuyorsanız bunu sorgulamıyorsanız ben bu çocuklar için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Veya sorgulanmasına gücünüz yetmiyorsa problem var demektir. Bizim Milli Savunma Bakanlığı bunu bu tatbikatı açıklamadı. Bu tatbikatı biz Amerikalılardan öğrendik. Bizim Milli Savunma Bakanlığı daha sonra şöyle bir açıklama yaptı. Planlı bir tatbikat olmadığı için biz açıklamaya gerek duymadık. E tamam. Ama şimdi anlıyoruz ki USS Vasp aynı zamanda İzmir'deki NATO karargahımızın da konuymuş. O şeye çıkan askerler bizim konuklarımızmış. Şimdi böyle bir eylemde kimsenin çiziği bile yok arkadaşlar. Çizik yok çizik. Efendim kamu düzeni falan ama yani çiziği bile olmayan bir eylem gayet şey gerçekleştirilmiş. Doğru mu değil mi? Akılcı mı akılcız mı? O ayrı bir tartışma konusu ama o çocukları bırakın ya. Yani onlar ne yaptılar ki? Senin askerinin kafasına çuval geçirmiş Amerikalı'nın İzmir'e çıkmışının kafasına bir tane çuval geçirdiler. Yani çok mu kötü ya? Yani? Bana göre. Yani suçu teşvik etmiyorum ama Gözaltına aldın, sorgulamasını yaptın. Ver mahkemeye tutuksuz yargılayın. Yani. Ne ne yapacaksın yani? Hapishanede ne yapacaksınız onları? Kaçacak değiller, göçecek değiller yani. Bunların çoğu üniversite öğrencisi falan, okullar açılmak üzere. Yapmayın. Yani çocukların da gelecekleriyle falan o tamam. Bana göre ee, çok tekrarlanan ve artık hedefini şaşırmış bir eylem olarak gördüğüm bir şey ama e, çocuklara da bir baba, bir dede olarak e, olmuyor derim. E, herhalde e, avukatları bir dilekçe vermiş, sert bir dilekçe. Öyle bir dilekçe ki yani avukat e, Bülent Karagöz sanki o dilekçeyi okuyan Mahkeme çıkartmaz o çocukları avukat bey ya biraz sakin o böyle böyle dilekçemi verilir okumuyorum burada yani bir adamların şeyine hakaret etmediğin kalmış o yüzden herkes biraz sakin olsun çocuklar da çıksın yazık hoşça kalın